Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Tüm izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler Avrasya Hospital'ın 15 yıl önce temellerini atarken bir işletmenin sadece altyapısını yapmak yeterli olmuyor. Onun önemli olan üst yapısını ve kurum kültürünü de oluşturabilmek. Bu nedenle de halk eğitim merkezleriyle İstanbul'un muhtelif ilçelerinde, muhtelif semtlerinde kadınlarımıza bir anne babadan en kaliteli evlat nasıl dünyaya getirilir şeklinde seminerler düzenliyorduk. Sorunuza gelince bir işletme nasıl olmalı? Önce sağlık işletmesi nasıl olmalı? Sağlık nedir diye bir hareket ettiğimiz zaman, sağlığın tanımından hareket ettiğimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre sağlık bedeni, ruhi, sosyal iyilik halidir. Bu tarife, bu tanıma biz ekonomik ve mali yönünü de koyarak, mali yönden de yani bize gelmiş ve bizden çıkıp giden insan bu dört şeyde kendisini iyi hissetmeli. Mali yönden hak ettiler, helal olsun demeli. Evet. Psikolojik yönden, sosyal yönden ve beden yönünden iyi olmalı diye düşünüyoruz. Ve bir işletmenin de varlığını devam ettirebilmesi için sadece kar odaklı olmaz. Öncelikle hareketimiz bizim sosyal sorumluluğunu, işletmenin bütün kitaplarda okuruz. Amaçlarını sıralarken okulda sadece yazar. İşte bu işletmenin amacı nedir? Evet. Kar, varlığını idame ettirmek, topluma hizmet. Biz bunu topluma hizmet boyutunu en başa koyarak önce topluma hizmet, sonra varlığını idame ettirmek, elbette ki bu varlığı idame ettirebilmek için de bir şeyler kazanılması gerekmektedir diyoruz. Evet, çocuk şenliğimiz beni de duygulandırdı. Niçin böyle bir çocuk şenliği, neden bunu yapıyoruz'a geldiğimiz zaman bu bizim sağlık, eğitim ve çevre odaklı sosyal projelerimizden bir tanesi. Evet. Bunun adına da bir seç diyoruz. Seç, sağlık, eğitim ve çevre odaklı. Yıllar önce Bağcılar'da bir halk eğitim belediye ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız 150 kadar bayanın bu gebelik takibi ve doğum konusunda bilgilendirmek adına başladığımız zaman çocuklarınızın okullarda başarılı olmasını arzu edenler el kaldırsınız dediğimiz zaman 150'nin 150'si de el kaldırmıştı. Evet. Kadın doğum doktorumuz evre evre anlattığında hepimiz, belki birçoğumuz benim kuşaklar, annelerimiz tarlada da doğum yapmıştır veya evlerde doğum yapmıştır. Hatta benim iki çocuğum var. Eğitimci olmama rağmen evde ebeyle doğum yapılmıştı. Hastanelerde doğum yapma kültürü yenilerden başlıyordu. Evet. Niçin bunun gerekliliği vardı? Evet, bir anne babadan tesadüflere bırakarak dünyaya çocuk getirmek değil, daha bilimsel, daha bilinçli dünyaya çocuk getirmek adına 70-80 IQ'de, 90 IQ'de olabilecek çocuk eğer bilinçli olarak iyi takip edildiyse 110-120 IQ'luk çocuğu o anne baba elde edebilir. Neticede kaliteli bir evlat elde edilmiş olur. Hemen arkasına çocuk doktorlarımıza teslim ediyoruz. Çocuk doktorlarımız bunun bilimsel yetişmesi konusunda o ebeveynlere, anne babaya bir destek veriyorlar. Fakat bir kültürümüz var. Okula başlarken biz bu çocukların başarılı olacağını zannediyoruz. O zaman okul okul koşturuyoruz. Öğretmen öğretmen koşturuyoruz. O öğretmenlerin, ay benim çocuğum şu hocaya kaydolsa, ay benim çocuğum şu sınıfa kaydolsa diye ne mücadeleler veriyoruz. İşte o 150 bayanın o gün, ne zaman başlıyorsunuz bu işe dediğimiz vakit, okula başlarken demişlerdi. Evet, okula başlarken değil, anne baba olurken
kaliteli bir evlat, kaliteli bir nesil yetiştirmek hepimizin sorumu, sorumluluğu dahilindedir. Kişilerin de, kurumların da, ülkemizin de, dünyanın da kaliteli insanlara ihtiyacı var. Biz de kaliteli insanlar yetiştirebiliyor mu? Doğduktan sonrakini görebilmek için ilk yoğun bakıma aldığımız çocuğu yıllar sonra orada o dans edişini, oynayışlarını görmek, o çocukların oradaki marifetlerini görmek ayrı bir şey. Bence de bu kendi şahsi şeyim. İnsanların doğduğu yerle bir manyetik bir alan sinerji da var. Olur, evet. Bir bağlantı da var, evet, gibi hocam. Geliyor. Onun için modern çağda hastane doğumlarına başladığımız bu süreçlerde doğum yeri de flulaşmasın, netleşsin, hastanelerde kendilerini bilsin diye, sadece doğum yaptınız, işiniz bitti değil, doğumdan sonrası da o çocuklara tişörtler vermek, hediyeler vermek, bisikletler vermek, onun başarılarını takip etmek, kurumsal olarak bizim de övünç duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir alan, evet, gibi diye düşünüyoruz. Bu vesileyle bize bu şölenlerde cesaret veren, katkıda bulunan bütün kurum, kuruluşlara, özellikle fedakar çalışma ekibi arkadaşlarımıza, onu nasıl hazırladılar, gece gündüzlerine nasıl dört elle sarılarak gece gündüzleri olmadı diyeyim, ciddi bir gayret gösterdiler. Buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi hocam, çocukların dünyasına inmek çok önemli. Çocukların dünyasına inerek resimlerde de görüyoruz. Çocukların keyif alabileceği, o an mutlu bir şekilde nasıl vakitlerini geçirebileceğinin hazırlıklarını sizin de dediğiniz gibi ekip arkadaşlarımız hazırlıklar yapmışlar. Meşakkatli bir iş olsa gerek. Aylar öncesinden yanılmıyorsam bu binlerce çocuğu toplamak kolay da değil. Tabii. Değil mi hocam? Yaklaşık 21 bin çocuğun içerisinde periyodik olarak biz 6 bine davetiye gönderdik. Evet. Bu 6 bin içerisinden beklentimiz 1000 civarında o top sahamızda ancak o kadar ağırlayabilir idik. Ama bu gördüğüm sayı 1500'ü aşmış idi ebeveynleriyle beraber. Bir de bu defa her zamanki şölenimizden farklı olarak oraya çocukların gelişimine katkıda bulunmuş kurum ve kuruluşların tamamına bir ödül töreni, ödül şöleni oldu. Bu da çok değerliydi. Oraya davet ettiğimiz yazarın bir tanesini çocuğun görüp, efendim ben sizin şu hikayenizi okudum diye o yazarla o paylaşımlar da çok değerliydi. Evet. Bu kurumlar hangileri dersiniz, ezbere şu anda şey yapamıyorum ama Koç Müzesi çocukların zeka gelişiminde katkıda bulunacak şeyleri bakımından, Aziz Nesin'in vakfına, bunun dışında Barış Manço'nun anısına, o çocuklar için biz onlarla yetiştik. Evet. Hababam sınıfının Rıfat Ilgaz'ın anısına. Evet, ailesi. Cem Karaca'nın eşi hanımefendi oralardaydı. Burayı güzelleştiren o katılımcılara, evet, teşekkür kelimesinin bile bence az kaldığını düşünüyorum. Evet, evet. Teşekkür kelimelerine sığdıramıyorum da onlara buradan tekrar teşekkür etmemiz gerektiğini inanıyorum. Evet, ben notlarıma aldım hocam. Evet. Özellikle de sanatçı dostlara teşekkür etmek lazım. Dediğiniz gibi çocuklara yatırım yapan yazarlarımız, Türk Dünyası Araştırmalar Merkezi'nden çok güzel katılımlar oldu. Yazarların isimlerini de söyleyelim hocam. Yazar, tarihçi yazar Muhittin Nalbantoğlu, yine Saadettin Kaplan ve Nurettin İnci büyük bir renk kattılar. Dediğiniz gibi okuyucularıyla çocukların buluşması, yazarlarını inanılmaz keyifli görüntüler ekrana yansıtmışlardı. Resimlerden de baktığımız kadarıyla çocuklar da çok keyiflerince, gönüllerince bir gün yaşamışlar hocam. Avrasya Hospital'ın ailesi sayesinde kendi dediğiniz gibi doğdukları eve tekrar ziyaret edip bu sefer kendileri için hazırlanan özel etkinlikte bir araya gelmenin keyfini yaşıyorlar.
Emeklerinize sağlık hocam. Şimdi bu sabah torunum beni şenliği anlatarak uyandırdı. Evet. Aslında 6 yaş grubundan sonralarını alabiliyoruz ama evet. O da gelip torunum olarak katılmıştı. Babaannesine anlatırken pepesinden, öbürlerinden yani bizim büyükler olarak algılama alanımızın dışında olan yerler o çocukların algılama alanı içerisine nasıl girdiğini evet. şaşkınlıkla bu sabahleyin de izledim. Torunumuzdan diyelim, tabii birebir. Dinledim, evet. izledim. Şimdi hocam az önce dediğim gibi çocukların dünyasına girebilmek çok önemli. Şimdi sizin torununuzdan dinlediğiniz hikayeleri her evde aslında anne baba kendi çocuklarından dinliyor aldıkları kadarıyla. Çocuk oyun parklarından tutun da orada sevdikleri yiyeceklere kadar, içeceklere kadar sizler orada bulundurmuştunuz. Her yıl düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Üçüncüsü diye ben anons ettim ama üç şölendir bir araya geliyorsunuz doğan çocuklarla birlikte. Bunu her yıl olmasa da belli periyotlarda 2 yıl, 3 yıllık aralarla yapmayı düşünüyoruz. Belki önümüzdeki günlerde artık hep boyumuzu geçti orada doğan çocuklar ya da boyumuz seviyesinde olanlar var. Bir gençler şöleni. Avrasyos Putul'da doğmuş Avrasyos ve o gençlerle artık evet. bir projeler. Yine bir Avrasya Kardeşliği platformumuz var. Bu Avrasya Kardeşliği'nde bu çocukların muhtelif önerileri, muhtelif kendilerini desteklenecek alan varsa orayı yapıyoruz. Kurumsal bizde gördükleri bir eksiklikler var ise onları dinliyoruz. Evet. Yani bizim üst kurulumuz diyebilirim bir yönüyle evet. o Avrasya Kardeşliği platformu. Evet, sizin de dediğiniz gibi seç odaklı çalışıyorsunuz hocam. Çevre, hı-hı. sağlık ve eğitimde taşın altına elinizi koyan evet. Sağlık kurumları arasındasınız. Beni en çok geçtiğimiz yıllar yakın zamanda etkilemişti. Prematüre bebeklerin doğduğu andan 2 yaş yanılmıyorsam 3 yaş grubuna kadar gelen çocukları siz hastanenizde ağırlamıştınız. Çocukların doğum anından o yoğun bakım sürecine kadar evreleri siz aileleri olarak bizzat şahit olmuştunuz. Birçok etkinlikte aslında çocuklara yönelik yerinizi alıyorsunuz etkinlikte hocam. Sadece çocuklara değil. Yaşlılara da sosyal sorumluluğumuz alanında yaşlıların da yaşlı hastalara nasıl bakılır, ne olur, onların standartlarına örnek oluşmak adına da çalışmalarımız var. Gençler için var. Gençlere de muhtelif o liseyi bitirirken hayata nasıl başlayacak konuda da örnek hareketlerimiz var ki bu da biz vizyonumuza örnek bir hastane olma misyonumuzdan kaynaklı böyle bir sorumluluğumuz olduğu için bütün katkıda ve katılımda bulunan değerli arkadaşlarımı hepsine buradan teşekkür ediyorum. Buna inanmış ruhları olması evet. önemliydi. İnandıkları için biz de bunları yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.